Prakash dava dosyasından 7 yıl 6 ay bir ceza aldı. Bu almış olduğu ceza normal terör örgütü üyeliğinden alacağı cezanın alt sınırının bir tık üstü bir ceza. Etkin pişmanlıktan mahkeme kendisini faydalandırılmadı. Bu şekilde bir cezaya hükmetti şu anda. Terör örgütü üyeliğinden bir ceza almasını bekliyorduk zaten. Biz sadece ekstradan etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını bekliyorduk. Ama mahkeme heyeti bu yönde bir karar vermedi. Sadece üyelikten dolayı ceza verdi. Zaten biz üst mahkemeye itiraz ettiğimizde ağırlıklı olarak bu etkin pişmanlık hükümlerine dayanarak bir istinaf edeceğiz. Terör örgütü üyeliğinden bu cezayı alınca almış olduğu sonuç cezasının 1/4'ünü içeride yattıktan sonra koşullu salıverilebiliyor. Yani o 7 yıl 6 aydan 1/3'lük bir oran çıktıktan sonra içeride yattığı bir 2,5 yıla yakında süreyi de baz alınca sonuç olarak bir 2-2,5 yıl daha yattıktan sonra cezaevinden çıkabiliyor. Bizim ülkemiz vatansız kişileri deport edemiyor. Yani deport edememe durumunda da muhtemelen geri gönderme merkezinde barındırmak zorunda kalabilir cezaevinden bırakıldıktan sonra.